Arkadaşlar merhaba. Şimdi 9. sınıf Türk Edebiyatı'nın 2. ünitesinin yani coşku ve heyecan dile getiren metinler ünitesinin şiir inceleme yöntemlerinden 2. konuyu şiirde ahenk konusunu göreceğiz. Sevgili arkadaşlar şiirde ahenk konusunda hemen konunun başında da belirtilir. Ses ve ritim öğeleri çok önemlidir. Sevgili arkadaşlar, şiir, dersin konunun başında da söylediğimiz gibi net, kesin tanımlanamasa da yine şiirin belli başlı kuralları, çerçeveleri vardır. Bunu da belirtmiştik. Sevgili arkadaşlar, şiir ahenk öğesinden ayrı düşünülemeyen bir türdür. Çoğunlukla sanatçılar şiirde ahenk öğesini gözetirler. Ahenk nedir? Sevgili arkadaşlar, ahenk sözcüklerin birbirleriyle ses ve anlam yönünden uyumlu olmasıdır. Sevgili arkadaşlar, bir müzikte nota ne ise şiirde de ahenk odur. Ses ve anlam yönünden uyumlu olmasıyla ne kastettiğimizi söyleyerek dersimize devam ediyoruz. Sözcüklerin aralarındaki ses uyumlarını sevgili arkadaşlar biz vurgu, tonlama, aliterasyon, asonans, uyak, redif gibi unsurlarla dile getiriyoruz. Sevgili arkadaşlar, dilerseniz ahengin ses üzerinde nasıl sağlandığını kısaca açıklayalım. Sevgili arkadaşlar, vurgu, şiiri okurken bazı sözcüklerin diğerlerine oranla, zaman zaman bu sözcükler içerisindeki heceler içinde söz konusudur, diğerlerine oranla daha baskılı söylenmesidir. Bu şiirde seslerin arasında bir ahenk sağlamak için kullanılır. Tonlama ise sevgili arkadaşlar, şiiri okurken şiirin belli başlı yerlerinde daha tonlu, daha yüksek sesle bir okuma yapmak, bazı yerlerde ise ses tonumuzu yavaşlatmak, düşürmektir. Sevgili arkadaşlar, aliterasyon ve asonans bir şiirde şairin seslerin çoğunlukla tekrarlanmasıyla ahenk oluşturmasıdır. Aliterasyon bir şiirde sessiz harflerin bir sessiz harfin aynı sessiz harfin sıklıkla tekrar edilmesiyle bir ahenk oluşturmadır. Buna bir örnek verecek olursak sevgili arkadaşlar. Bu dizeye hep birlikte bakabiliriz. Sevgili arkadaşlar, gördüğümüz gibi sanatçı yani şair bu dizeyi oluştururken aliterasyon unsuruna dikkat etmiştir. Gördüğümüz dizede B sessiz harfleri sıklıkla tekrar edilerek bir
ahenk oluşturulmuştur. 1. Büyük, boşlukta, bozulduğu, büyü dizesinde B sesi 5 kez tekrar edilmiştir. Aliterasyonu bulurken sesin kaç kez tekrar edildiğine yönelik bir sınırlandırmamız yok sevgili arkadaşlar. Yani 3 kez tekrar edildiğinde aliterasyon, 5 kez tekrar edildiğinde aliterasyon, fakat 2 kez tekrar edildiğinde aliterasyon değil diye bir sınıflandırma yapamıyoruz. Fakat bununla birlikte şiire baktığımızda aliterasyon ve asonans kendini gösteriyor. Elbette ki bir şiirde bir sessiz harfin 2 kez bulunması çok sık rastlanan bir durumdur. Bu arkadaşlar aliterasyon ve asonans bize kendini mutlaka ve mutlaka belli edecektir. Şiiri okuyup kendi okuyuşumuza dikkat edersek oradaki ahengi biz de görürüz. Sevgili arkadaşlar asonans ise yine bir şiir içerisinde sesli harflerin aynı sesli harfin sıkça tekrarıyla gerçekleşen bir ahenk unsurudur. Burada da yine aliterasyondaki gibi aynı sessiz harfin tekrarıyla bir ahenk oluşturma söz konusudur. Sevgili arkadaşlar, mesela buraya baktığımız zaman aynı dizede ü sesli harflerinin bir asonans oluşturduğundan söz etmek çok da yanlış olmayacaktır. Yine bunu da farklı bir örnekle dile getirelim. Gül dedi bülbüle, gül gülmedi, gitti dizesine baktığımız zaman ü sesli harflerinin sıklıkla tekrar edilmek suretiyle bir asonans oluşturulduğu görülmektedir. Sevgili arkadaşlar, uyak ve redif konusuna geçiyoruz. Uyak ve redif de bir şiirde sesler arasında sesleri birbiriyle uyumlu hale getirerek ahenk oluşturma yöntemidir, biçimidir. Dilerseniz uyak ve redif konusuna biraz daha detaylıca bakmak istiyorum. Çünkü uyak ve redif şiir için çok önemli, oldukça önemli bir konudur ve siz öğrencilerin karşısına çok çok sıklıkla çıkacak konulardan bir tanesidir sevgili arkadaşlar.